Evet, psikolojini beynine yönet konusu önemli konulardan biri son zamanlarda. Yani psikiyatrik hastalıklar başka bir alandadır arkadaşlar. Yani depresyon ciddi bir hastalıktır. Ama depresif hissediyor olmak, bununla ilgili sayısız terminoloji türetilebilir. Değil mi? Yani tükenmişlik sendromu da bu popüler terminolojilerin başında geliyor ve hala muallakta psikiyatri açısından. Yani bunun bir hastalık olup olmadığı. Çünkü hastalık ne demek? İşlevselliğinizi kaybedecek, normalde üstesinden gelebileceğiniz ama artık gelemediğiniz davranışlar psikiyatride hastalık sınırıdır. Peki ben henüz hasta değilim ama keyfim yerinde değil. Ama işe gitmek istemiyorum. Ama artık bu iş beni boğmaya başladı. Sorularıyla nasıl mücadele ederim? Aslında bu başlıkta ben beyninizi anlayarak bunun üstesinden gelebileceğinizle ilgili bir takım ipuçlarını size sunmayı çok seviyorum. Psikolojini beyninle yönet konusunda beyin nasıl çalışıyor? Bunun psikoloji oluşturan tarafı ne? Zihin nasıl işliyor? Zihnin depresyona nasıl girdiği, kaygıyı nasıl ortaya çıkardığı, umudu nasıl ortaya çıkarırken nasıl hayalperest olabildiği birden. Geçmişte tecrübelerinden ilham alıp kendini güçlü hissederken aynı mekanizmayla bazen nasıl narsistleşebildiği gibi bu tip içeriklerdeki kafa karışıklıklarınızı hem terminolojik taraftan, hem psikolojik taraftan, hem psikiyatrik taraftan konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili bugün ayrımcılık, değil mi? Diversity konusunda özellikle üzerine durduğumuz konulardan bununla ilgili çok kafa karışıklığı var. Ve bu kafa karışıklığını eğer sadeleştirmek için bilimi referans alırsak, o zaman söylediğimiz şeylerle ilgili çok kaygılanmamıza gerek kalmaz. Ben psikolojini beyninle yönetmeyi bu yüzden çok önemsiyorum. Bu konuyu konuşmayı arzu ederim sizinle.